Evet kıymetli dinleyenler, bugün size esasında bakış açısını ne kadar çeşitlendirmenin insana katacağı değerden bahsedeceğim. Ve iki markanın birbirini tiye almasından, iki markanın birbiriyle gülümsemesinden bahsedeceğim. Ve Amerika'da hayata bakış açısını anlatan bir reklam filmi karşılaştırması yapacağım. Bunlardan biri Cadillac, biri de Ford. İlk önce Cadillac bir reklam filmi çekiyor ve tamamen beyaz ağırlıklı bir reklam filmi. Amerikan zenginlerine, Amerikan elitlerine ve lüks tüketimi destekleyen insanlara lüks tüketimi yapmanın güzelliğini anlatan bir reklam filmi çekiyor. Ve bir Amerikan kibirliğini görüyoruz reklam filminde. Aşağıya linkini bıraktım ve sizin de seyretmenizi umduğum bu karşılaştırmayı. Bir Amerikan kibirini görüyoruz. Beyaz bir Amerikalı ünlü bir artisti görüyoruz. Oyuncuyu görüyoruz ve onunla beraber başlayan filmde bir havuza bakıyor ve havuza niçin çalışıyoruz, bu kadar niye çok çalışıyoruz diyor. Ondan sonra güzel bir ev görüyoruz, güzel çocuklarını görüyoruz ve bu arada geçerken diyor ki evet Ay'a gittik geldik ve her şeyi biz başardık. Orada canım sıkıldığı için döndük. Aramızdan zenginler, Bill Gates'ler, şunlar bunlar çıktı diyor. Ve netice itibariyle bir Amerikan övgüsü yapıyor ve Amerikan elitliğini savunan bir övgü yapıyor. Ve ondan sonra üzerini değiştiriyor, güzel giyiniyor ve Cadillac'a biniyor ve bir hibrit arabanın yani esasında lüks tüketim yapan elit bir sınıfın hibrit modelini tanıtıyor. Yani Cadillac'ın hibrit modelini tanıtıyor. Ve bu Amerika'da esasında yadırganıyor, eleştiriliyor ve Ford birebir senaryonun aynısıyla daha farklı bir film çekiyor ve biraz da tiye alıyor. Ford bir siyahi kızı alıyor ve bir çöplükte onun havuzda bakarak başladığı filmi o da bir çöplüğe bakarak başlatıyor. Dünyayı kirletiyoruz diyor. Niye bu kadar çok çalışıyoruz diyor. Ve bunun sonucunda çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayacağız mı diyor. Çok çalışıyoruz diyor ve onun sonunda da esasında bu kadar çok çalışmanın, bu kadar çok emek harcamanın hayatımızda nelere sebebiyet verdiğini anlatan ve hiç olmazsa bu kadar çok çalışmayıp bu konforu yaşayacağımız bir markayla bütünleşmeyi anlatan bir hibrit model tanıtımı yapıyor. Evet, yani bir bakış açısının esasında insana neler kattığını anlatan iki güzel reklam filmi mutlaka seyredin ve karşılaştırın. Ama burada size anlatmak istediğim şey şu. Evet, eğer bakış açınızı değiştirebilirseniz, eğer bakış açınızı bir noktadan bir noktaya kaydırmayı becerebilirseniz esasında çok keyifli bir yaşam süreceksiniz. Bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece huzurunuz ve huzursuzluğunuz devam edecek. Hangi ortamdaysanız o ortamın içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Bundan dolayı esasında bakış açınızı ne kadar çok değiştirebilirseniz, ona ne kadar çok emek harcarsanız, keyifli bir hayat sürmeniz için, mutlu olmanız için elinizden geleni yapmış olacaksınız. Bundan dolayı farklı düşünmeyi, farklı açılardan bakmayı, bakış açınızı değiştirmeyi yetenek haline getirmelisiniz. Beni izlediğiniz ve fikirlerime değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Reklam filmini mutlaka seyredin. Linkini aşağıya bırakıyorum. Why do we work so hard? For what? For this? For stuff? Other countries, they work, they stroll home, they stop by the cafe, they take August off. Off. Why aren't you like that? Why aren't we like that? Because we're crazy, driven, hardworking believers, that's why. Those other countries think we're nuts. Whatever. Were the Wright brothers insane? Bill Gates, Les Paul, Ali. Were we nuts when we pointed to the moon? That's right. We went up there, you know what we got? Bored. So we left. Got a car up there, left the keys in it. I work so hard. For what? For this? For dirt? Other countries, they work. They stroll to the market and buy locally grown food. Locally. Why aren't we like that? Well, more and more of us are like that. Because we're crazy entrepreneurs trying to make the world better. Some people might think we're nuts. Whatever.
Me, I collect food scraps from restaurants, manure from zoos, manure. Do you know why? To keep this stuff out of landfills and use it to make good, rich dirt. That's why. Yeah, look, it's pretty simple. You work hard, you believe that anything is possible, and you try to make the world better. You try. As for helping the city grow good, green, healthy vegetables, that's the upside of giving a damn. N'est-ce pas?